Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtınlar ekranımızı bulsun. Tayland dairleri yeni bir Uyghur'un cenigi zamin buldu. 2014 yıldan bu yan Tayland türmesi nahak tutup durulatkan yeni bir Uyghur meddohtu medkurban tutup duruş merkezinin naçar muhiti ve Tayland dairelerinin onun kesilini davalamay karı bulmağalıqı sebeplik 23. April kaza kıldı. 41 yaşlık merhum meddohtu medkurban 2014 yıldan bu yan Tayland türmesi nahak tutup durulatkan 50-netçi Uyghur muhacirinin biri. Meddohtu medkurban Xotan vilayeti Keriya nahisidin bulup 1982 yılı 2. ayının 23. günü doğulgan. Növette onun 3 perzenti ve ayali Türkiye'de yaşamaktıken. Tayland tutup duruş ornu diyetivatkan bir Uyghur bu aktiki telefon ziyaretimizde kubul kıldı. Onun aşkarlışça aslında merhum meddohtu medkurbanın aşkazan kesili barışken. Gerçi onun kesili ilgili yakşılangan bozumu bırak tutup duruş ornunun tamıqı ve muhitinin naçarlıqı sebeplik aşkazan kesili kayıtıdan iğırlaşkan. Bu sebeplik Ramazan'da fakat 15 günlü rozu tutalıgan. Onun üstüge tutup duruş merkezideki sahçılar kesel bulup kalgalarını keselge muvapık doğru beriş arkalık davalamay, uyku doğrusu ya ki kızıtma çürüş doğrusu beripla keselini tınışlandırgan. Bimarlarının kesili yinik vaxtıda doktorhanıga elip çıkıp davalatmasın, fakat kesili iğırlap yıkılganda andın resmiyet yüzsedin ciddi kutkuzuş ornığı elip çıkkan. Meddohtu medkurbanmı kesili kontrol kılgılı boludugan vaqtta doktorhanıga elip çıkıp davalatılmağalıqı sebeplik kesel ahırkı basıqçıqı berip kalgan bulup davalaş ünüm bermay kaza kılgan. Onun meytnamızı 23. April Bangkok'taki Harun Mescidi'de çüşürülgen. 2 ay ilgiri kaza kılgan 49 yaşlık Aziz Abdullahmı Tayland dairelerinin onun kesilini davalatmağalıqı sebeplik kesili iğırlap kaza kılgan idi. İlgiri merhum meddohtu medkurban bilen bir kamerde yetip, kiyinci muvaffakiyetli kaçıp çıkıp, Türkiye'de yaşavatkan ismini aşkarlaşını halimigan yeni bir Uyghurumu ziyaretimizde kubul kıldı ve munularını bildirdi. 7 günüse başka kamerde çıkıp, 2 saat koygan denkin ahval iğirliş özgürleş bop kılıp, doktor hangi çıkıp gidip de doktor hangi çıkıp ketken denkin bana bugün bu musbet haber takıldı. Uyadı birlam emes bundak kesel alatı turvatkan buradarla. Kesellerinin sanı hili var. Karmak kaşı kesellik bilinip durduğun buradarlama var. Lekin bununla sakçılığa hiçbir köngül koymaqlık. Olanı bir da, yakşı bir davalaş tartıbı tıkılmaqlık. Keseller şu iğirleşip iğirleşip birden birden. İki ay ilgiri bir sıvap attı. Hem de bugün dünügen bir sıvap attı. Yani başka kesellerimi var buna. Bunların ahvalı aşındak iğir bula. Aldık 10 yıl buldu buradarlarının uyarı durduğuyla, kendim 8 yıl. Şunların ahvalına ait iğir haletten, meyli davalın içtim bulsun, meyli tamaktım bulsun, iğir halet taşta durduğuyla ulanı. Şunu bununla ben her kandak halette güvalık bireleymen, çünkü ben üzüm baştan keçirken, üzüm şu yerde turup çıkkandım birisi. Ulanın ahvalını başka herkimden bekrak, ben bilmem. Şunu bu güvalıkını bilip durdum ben buna. 2014 yılı Tayland dairleri Xitayning talebi bilen Şarkı Türkistan'dan hicret kılıp çıkan netçi onluğan Uyghurunu tutkun kılgan idi. Ve vaqadan keyin Türkiye hükümetinin Uyghurlarını kubul kılışı bilen tutkun kılınan Uyghurlarının ayol ve perzentleri Türkiye'ye kaytırıp kilinip uğrullaştırılgan idi. Malum buluşça növette Tayland'da nahak tutup durulvatkan Uyghurlarının sani 54 etrafıda bulup, 2022 yılı Tayland'ın okşumağan caylarda tutup durulvatkan Uyghurlarının tuyuksuz Tayland paytaxtı Bangkok'taki bir tutup duruş merkezige yetkilgenlige haqqıda haber tarqalgan. Mezkur Uyghurlarının hazırga kadar uzun müddet sebepsiz tutup durulışının asaslıq sebepçisi Xitay bulup, Tayland hükümetige izgil besim kılıp duruşu neticesi de Tayland dairleri ularını devamlıq tutup durmaqtiken. Angliya Tashqi ishlar vaziri Xitay haqiqiy g'arizini oshkorlashi kerak dedi. Angliya Tashqi ishlar vaziri James Cleverley Xitayning harbiy hozirliklarini kengaytirishdagi maqsadini yashirish qilmishining ichinishlik oqibat olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Angliya Tashqi ishlar va taraqqiyot vaziri James Cleverley 25 aprel Londonda so'zlagan strategiya nutqida Angliyaning Hindi tinch okean rayonidagi davlatlar bilan bo'lgan ittifoqdoshlik maydoni haqida to'xtalgan va Xitoyning haqiqiy niyatini aydinlashtirishga chaqirgan. U nutqida "Men Xitoyning harbiy hozirliklarini kengaytirishning orqasidagi nazariya va g'arazni oshkorlashga chaqiraman.
Çünkü uçuk aşkarı buluş her kayısı taraflarının menfaatine çokun paydalık. Mekbe tutuş bolsa, pekatli içinişlik hata hüküm çıkarış kavupını aşırı vetudu deb tekitligen. Xitay Taşqi ishlar ministrligi bayonotchisi mavnun bo'lsa, bugungi muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirning bu vaqtdagi savoliga javob berib, Xitayning tinch taraqqiy qilishni asosiy qonunga kirgizgan birdan-bir davlat ekanligini, hech qanday bir davlatga tajovuz qilib boqmaganligini, Xitayning harbiy hozirliklarini kengaytirish haqidagi ayiblashlarning butunlay asossiz ekanligini bildirib bildirdi. Xitay elchixonasi Xitayparas Uyg'urlar bilan harakat boshladi. İşençilik menbədən egilgən uçurlarga asaslanğanda Şərqi Türkistan xalqı irqi qırğınçılıqqa uçuravatqan, hətta Ruzi heytnimi xatirjamlik içidə dünya müsəlmanları bilən oxşaş gündə təbrikləyilməgən bir peyitdə Xitayının Ankara baş elçixanasının oğrunlaşdırışı və Türkiyədəki bir qısım Xitayparas uyğurlarının aktiv qatnışışı bilən yeni bir qatımlıq tətür təşviqat hərəkəti başlığan. Xitayının Ankara baş elçixanası məxfi təşkilləgən məzkur Xitay səyahət ömükəgə elçixandakı Van Famillik Xitay diplomat yetəkçilik qılğan bolub, Türkiyədə Xitayğa sadiqlığı bilən tunulğan və Uyğurlarının qatlıq qazıbi narazılıqıqı uçurab gəlgən Sabir Buğda ömək başlıqı bolğan. Ömək diyənə Pəridə Ənvər və onun oğlu Zeynəş İsmail Qazaq, Muhammed Ali İstanbul'daki yollanma şirketi hocayini, Xitay elçixanı xadimi Arafat, Oquqçı Ankar, Sabrının katibi Adila Qatarlıq Türkiyənin hər qaysı yerlərindən toplanğan 20 kişi bar olub, onlar 22 aprel İstanbuldan Beyjingə uçqan. İgilinişçə onlar Beyjingdəki 3 günlük fəaliyyətini tükütüb 24 aprel Qashqarğa uçqan olub, Qashqar, Xotan, Turpan və Ürümçi Qatarlıq şəhərlərdə 2 həftə səyahəti bolub ikən. Sabir Buğda və Pəridə Ənvər Xitay rejiminin Türkiyədəki ən aktiv qolluqçılardan olub, Xitayının Şərqi Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayətlərini yoşurışı üçün aktiv həss qoşub gəlməkdə. Avropa Suriyəyə yürgüzüvatqan cəza tizimlikinin dairəsini kengaytdi. Avropa İttifaqı zəhərlik çəkimliklərini işləb çıxırış və zəhərlik çəkimlik ətkəsçiliki bilən çetişliqi barlıqını ilgiri sürgən 25 şəxs bilən 8 orqanını Suriyəyə qaratqan cəza tizimlikigə kirgüzdi. Avropa İttifaqı kengişi bayanat elan qılıb, tizimlikə ilavə qılınğan kişi və oğrularının köpüncisinin Kaptagon qatarlıq zəhərlik çəkimliklərini işləb çıxırış və onun ətkəsçiliki bilən şüğullanğanlardan tərkib tapqanlıqını bildirdi. Bayanatta zəhərlik çəkimlik sodasının Suriyadakı hakimiyyətinin rəhbərligidə bir xil soda əndisiga aylanğanlığı təkidlənğan bolub, hakimiyyət qatlımındakı kişilərinin bu sodanın nəticəsində beyğanlığı, bu sodanın hakimiyyətinin kirim mənbəsi ekanlığı, qolğa keltirilgən kirimnin puqralarga selinibatqan zulmnin davamlaşdırılışını kapalatka ega qılınğanlığı otturğa qoyuldi. Bayanatta ceza tizimlikigi kirgüzülgenler içide Bashar Asad'nın ciyallarını öz içige algan Asad cemaati azaları, hakimiyet güçleri bilen münasibeti bar kişiler, hem de Bashar Asad ailesi ve devlet bihaderlik idarısıga yakın bir kısım Suudiyerlerinin barlıqıga işaret kılındı. Ve Suriye'de faaliyet kılıbatkan El Cebal, Kal'a ve Aman Qatarlıq xususi bihaderlik ve qoğda şirketleri ve onlar bilen çetişlik kişilerinin bu tizimlikigi kirgüzülgenlikke kayıt kılındı. Bayanatta Avropa İttifaqının Suriyaga munosabatlik jazo tizimligiga Rusiyaning injenerlik va qurilish shirkati Story Trangaz bilan Asad hokimiyati neft ministrligi tomonidan kontrol qilinadiganligi bildirilgan Gigofam ismli bir shirkat nomi hokimiyatni qo'llaganligi uchun jazo tizimligiga kirgizilganligi bildirildi. Bu qatimqi to'liqlashlarni qo'shganda Yevropa ittifoqining Suriyaga qaratgan jazo tizimligidagi kishilar soni 322 ga, organ yoki shirkatlar soni 81 ga yetdi. Bu jazolar mol-mulklarni to'ng'litish, sayohat qilish va mablag' yurishtirishni cheklash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Sudan armiyasi bilan tez yordam berish kuchlari urush to'xtatdi. Sudan armiyasi bilan tez yordam berish kuchlari 72 soatlik urush to'xtatishni qarorlashtirdi. Sudan tez yordam berish kuchlari tomonidan e'lon qilingan bayonotda bildirilishicha, Amerikaning murassa qilishi natijasida insonparvarlik yordam koridori ochish, Sudan fuqarolari va rayon aholilarining faoliyatlariga qulaylik yaratib berish va ularning ehtiyojlarini qamdash, doktorxona va bexatar rayonlarga yetib berish, diplomatlarni tarqoqlashtirish uchun yarim kechadan boshlab 72 soatlik insonparvarlik urush to'xtatish qarori chiqarilgan. Bayanatta tez yordam berish kuchlarining chet elliklar va diplomatlarning Sudandan bexatar holda chiqib ketishiga kapolatlik qilish uchun hamkorlashishga tayyor ekanligi eskartilgan bo'lib, urush to'xtatish mezgilida kelishimga amal qilinadiganligi ta'kidlanib, davomliq urush to'xtatish kelishimiga amal qilmayotganligi uchun qarshi tarafni ogohlantiramiz deyilgan.
Sudan'ın bir harbi emeldari El Jazeera televiziya kanalına bergen bayanatıda Sudan armiyasının Amerika'nın murassa qilishi ve üç günlük uruş to'xtatishni qabul qilganligini aytgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Sudan'daki to'qinishlar haqida e'lon qilgan yozim bayonotida yaqinqi 48 soat ichida o'tkazilgan keskin suhbatdan keyin Sudan armiyasi bilan tez yordam berish kuchlari davlat miqyosida 24 aprel yarim kechidan boshlab 72 soatlik urush to'xtatish kelishimi hosil qildi. Amerika har qaysi taraflarni bu mazgilda urush to'xtatish kelishimiga to'liq amal qilishga chaqirdi degan. Macron Xitoy bosh elchisining bayonotiga qattiq norozilik bildirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Xitoy bosh elchisining sobiq Sovet ittifoqi davlatlarining salohiyati to'g'risidagi so'ziga norozilik bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Belgiyada chaqirilgan Shimoliy dengiz boshliqlar yig'iniga qatnashib atgan Macron Fransiyaning BFM TV kanalining savollariga javob berish jarayonida Xitoy bosh elchisi Lu Shaoyini tanqid qilib, "Meningcha bir diplomatning bundoq til ishlatish haqqi yo'q" degan. Macron Fransiyaning Xitoy bosh elchisi tilga olgan davlatlarni qo'llaydiganligini, ular bilan hamkorlashadiganligini ta'kidlagan. Xitoy bosh elchisi Fransiya televiziyasi TF1 ning ziyoratini qabul qilganda, sobiq Sovet ittifoqi jumhuriyatlarining mo xalqaro qonunda o'rni yo'q. Ularning egalik huquqliq davlat salohiyati xalqaroliq kelishim orqali konkretlashtirilmagachqa xalqaro qonunda faol salohiyati yo'q degan edi. Yevropa ittifoqi va boshqa bir qism davlatlar Xitoy bosh elchisining so'zlarini qattiq tanqid qilgan edi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, atki programmamizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.